Teknokulüs'ten herkese merhabalar. Ben Hasan Uğur Nayır. Yeni bir inceleme videosuyla tekrardan karşınızdayız. Bu seferki inceleme konuğumuz Apple'ın 4 inçlik yeni telefonu iPhone SE oldu. İsterseniz size daha fazla uzatmayalım ve incelememize birlikte bakalım. Apple iPhone 5S'teki başarılı ve sevilen tasarımı değiştirmeden iPhone SE'ye taşımış. İki cihaz arasında görünüş olarak bir iki ince detay dışında fark yok. Bu farklardan söz edecek olursak yeni telefon arkasında iPhone SE yazıyor. Ayrıca SE'nin kenar kısımları daha mat. Bir başka ince fark Apple logosunun iPhone SE'nin kasasının içinde yer alması. iPhone SE'deki Apple logosuna dokunduğunuzda çıkıntıyı hissediyorsunuz ama 5S'te böyle bir şey olmuyor. Cihaz hafif değil ve küçük boyutlarıyla cepte çok rahat taşınıyor. iPhone 5 ve 5S'in tekerle kullanımı rahattı. Aynısı iPhone SE için de geçerli. Güç ve ses tuşlarına basması kolay. Kısaca bahsedecek olursak telefonun üst kısmında güç tuşu, sağ tarafında sim kart girişi, sol tarafında ses ve titreşim düğmeleri bulunuyor. Alt kısmında kulaklık girişi, lightning portu, hoparlör ve mikrofon var. Apple iPhone 5S'teki ekranı alıp herhangi bir değişiklik yapmadan iPhone SE'ye transfer etmiş. IPS LCD olan ekran 1136x640 çözünürlüğünde ve 326 ppi yoğunluğuna sahip. Ekranın performansını daha önceden biliyoruz. Renkler ve parlaklık gayet güzel. Farklı görüş açılarından da herhangi bir kayıp yaşanmıyor. Güneşin tepeye çıktığı zamanlarda parlaklığı sonuna kadar yükseltirseniz ekran iyice görünür oluyor. Eğer büyük ekrandan iPhone SE'ye dönüş yaparsanız alışmanız zaman alacaktır. Ekranda 3D Touch özelliği yok. Cihazda 6S'ten bildiğimiz A9 sistem çipi, tümleşik M9 yardımcı hareket işlemcisi, 2 GB RAM var. GPU'da 6 çekirdekli PowerVR GT7600. iPhone SE güçlü A9 ile birlikte yüksek performans sunuyor. Uygulamaların açılması, arayüzlü gezinmesi, ana ekrana geri dönüş hızlı. 2 GB RAM'in artısı çok. 1 GB RAM'de iPhone'larda 0 de sayfa yenileme hatası yaşanıyordu. Fakat RAM'in iPhone 6S artmasıyla birlikte bu problem çözüldü. iPhone SE'de de haliyle yaşanmıyor. SE makul biçimde ısınabiliyor. Bu durum uzun süre oyun oynadığımızda ve benchmark testlerini yaparken yaşadık. iPhone SE'de 16 ve 64 GB'lık dahili depolama alanı seçenekleri var. Bunun dışında Apple kullanıcılara ücretsiz olarak 5 GB'lık bulut depolama hizmeti sunuyor. Ama bulut depolamada daha fazla yer almak isterseniz belirli bir ücret ödemeniz gerekli. iPhone SE'de ilk nesil Touch ID yer alıyor. iPhone SE kutudan iOS 9.3 yüklü olarak çıkıyor. Biliyorsunuz 9.3'te bazı sorunlar baş göstermişti. Safari'de bağlantıya tıklayınca cihazın donup kalması önemli bir problemdi. Ancak 9.3.1 güncellemesi bu sorunu ortadan kaldırıyor. Siri iPhone 6S'lik gibi iPhone SE'de de daima dinleme durumunda kalabilir. 4 inçlik telefonun öne çıkan yanlarından biri 12 megapiksellik ana kamerası. Genel olarak kameranın performansı başarılı. Gündüz çekimlerinde renkler ve detaylar konusunda gayet doyurucu ve aydınlık fotoğraflar elde ettik. iPhone SE ışığın düşük kaldığı ortamlarda ve gece çekimlerinde de fena değil. Gece performansında biraz kumlanma olabiliyor. Eğer çok yakından yani makro çekim yapmayı düşünüyorsanız bu konuda da memnun kalacaksınız. Kameranın öne çıkan diğer yanlarından birisi ise 4K video kaydı yapabilmesi. 10 dakikalık 4K video çekiminde en başta kamera kısmında başlayan ısı daha sonra telefonun yarısına kadar yayıldı. Tabii ki 4K video kaydının yüksek boyutta yer kapladığını da belirtelim. Bu arada 4K çekimi yaparken 8 megapiksellik fotoğrafı da çekebilirsiniz. Ön tarafta 1.2 megapiksellik kameraya yer verilmiş. Detaylı selfie'den yana değilsiniz. Ön kamera yeterli oluyor. Bu arada ön kamera için Retina Flash özelliği eksik edilmemiş. iPhone 6S'ten bildiğimiz canlı fotoğraflar iPhone SE'de bulunan diğer özelliklerden bir tanesi. Canlı fotoğraflar açıkken fotoğraf çektiğiniz anda birkaç saniyelik kayıt yapılıyor. Galeriye girdiğinizde çektiğiniz fotoğrafın üstüne tıklarsanız oynadığını görebilirsiniz. Telefonda 1624 mAh'lik pil yer alıyor. iPhone SE'nin günlük kullanımda pil ömrü bir gün. Eğer hücresel ağ üstünden bolca video izlemez, ağır oyunları çok oynamaz ve ağır uygulamaları çok kullanmazsanız bu süre 1,5 güne kadar uzayabilir. Fakat kendi deneyimimle iPhone SE bana bir gün yetmedi. Akşamları bir kere daha şarj etmek zorunda kaldım. Telefonu ara bir aparatta gitara bağlayıp kayıtlar yaptım. Ayrıca sıklıkla özellikle müzik ve ses konusundaki uygulamaları kullandım. iPhone'un 0'dan 100'e şarj olması neredeyse 2,5 saati buluyor. Sonuç olarak iPhone SE 4 inçlik ekranı ve güncel donanımıyla tekerle kullanımı tercih eden tüketicileri hedefliyor. Yeni bir incelemede görüşmek üzere.